Evet. Selamlar. Ben Ceren. Burası Tarih Obası. Tarih Obası abonelerine sordum. Hangi konularda İngilizce metin okuma anlama yayını yapalım dedim. Açık ara farkla şahname kazandı değerli arkadaşlar. Ben de şöyle bir şey planladım. Önce size şahname hakkında kısa bir sunum yapacağım. Yani umut ediyorum çok uzatmayacağım. E, şahnamenin minyatürlerinden örnekler vereceğim. Şahnamenin ne olduğunu anlatacağım. İran ve Türkiye açısından hangi açılardan önemli olduğunu anlatacağım. Azıcık, küçücük. Eğer bu konuyu severseniz devamı da gelebilir. Sonra İngilizce metin okuma anlama çalışması yapacağız şahname ile ilgili. En son da size şahnameden en sevdiğim birkaç bölüm seslendireceğim. Evet şimdi her zaman olduğu gibi sunum dosyamızı açalım. Şimdi şahname nedir? Şahname arkadaşlar İngilizcesi The Book of Kings İran'ın ulusal destanı. Baya national epic olarak geçiyor. Fars edebiyatının en büyük eserlerinden ve tek bir şair tarafından yazılmış dünyanın en uzun şiiri aynı zamanda. Çünkü destanlar o yüzyıllarda yani 9. ve 10. yüzyılda hala şiir formunda yazılıyordu. Yazarı Firdevsi Şahnameyi yazmaya 980 yılı civarı yani tabii ki milattan sonra 980 yılı civarında başladığı düşünülüyor. Ve bitirme tarihinin de 1010-1018 yılları arasında gerçekleştiği zannediliyor. Ee, şimdi kitabın adı Şahname, desnanın adı Şahname fakat Şahname aynı zamanda bir türün adı. Yani Firdevsi... Bu kitabın içeriğini tamamen kendi hayal gücünden yazmıyor öncelikle. İran'ın ulusal destanı dedik zaten. Bu şu demek? Gerçek tarihsel kişileri ve olayları efsaneler ve mitlerle karışmış bir şekilde kayda geçiriyor Firdevsi. Fakat bu kaydı tutmadan önce de kendisinden çok önce yazılmış. Yani milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren yazılmış çok sayıda başka şahnameden yararlanmış. Şahname tür adı olarak aslında doğrudan şuna denk geliyor. Kralların kronikleri yani örneğin işte atıyorum Osman Gazi döneminde neler oldu ülkede? Yani o padişahın dönemi boyunca ülkede hangi siyasi, sosyal, ekonomik olayların yaşandığını anlatan bir tür kronik, bir tür tarih takvimi aslında Firdevs'i de bunları derliyor, topluyor. Bunun yanı sıra İran'ın çeşitli bölgelerine seyahat etmiş olabileceğinden ve halka ağzından çok sayıda efsane ve masal derlediğinden e, şüpheleniliyor diyeyim. Ya da hatta kimi araştırmacılar bu konudaki kimi İranlı araştırmacılar bunun böyle olduğuna kesinlikle emin. Şimdi Şahname'nin örneğin en önemli kahramanlarından bir tanesi Rüstem. Rüstem. Şahname henüz yazıya geçirilmeden önce e, ona dair efsaneler böyle duvarları falan süsleyen bir kahraman. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçek karakterler bunların çoğu. Fakat İran'ın eski dini Zerdüşlük'ten ve onun kitabı Avesta'dan önemli ölçüde de etkilenmiş aynı zamanda. Yani Avesta'daki bazı tanrılar İran'ın eski antik kralları ve kahramanlarıyla böyle harmanlanmış ortaya çok mitik gerçek tonları taşıyan çok mitik bir anlatı çıkmış şahname esasen bu ee, ve yani İran açısından bir diğer önemli tarafı da İran'ın Müslüman Araplar tarafından fethedildiği 7. yüzyıldan önceki tarihini anlatıyor olması anlatabiliyor muyum İran 600'lü yılların ortalarında Müslüman Araplar tarafından fethediliyor arkadaşlar ve İran çok çok eski bir medeniyet yani bugünden bakıldığında en az 7000 yılı var ve kendilerine özgü bir uygarlık ve kimlik oluşturmuş bir medeniyet Müslüman Araplar tarafından fethedilmesi ve sonrasında Arapçanın Farsçanın önüne geçmesi İranları ciddi şekilde derinden yaralamış arkadaşlar. Fakat 9. pardon 10. yüzyılda Firdevsi henüz şahnameyi kayda geçirmeye başlamadan hemen önce bir İran İran'yan intermezzo denen dönem yaşanıyor. O dönemde İran kimliği tekrar canlanmaya başlıyor. Firdevsi de tam o dönemde şahnameyi kayda geçirmeye başlıyor ve amaçlarından bir tanesinin de İran'ın ulusal kimliğini canlandırmak olduğu biliniyor. Bunu ne derece başarabilmiş? Kendisi yaşarken bu olmamış maalesef. Şahname Firdevsi'nin ölümünden iki asır sonra ancak kıymeti bilinir bir eser haline gelmiş. Evet bu arada Firdevsi'nin şahnameyi sunduğu kişi de Sultan Gazneli Mahmut Baba tarafından bir memlük, anne tarafından asil bir Asil bir e, Fars hanedanına mensup Gazneliler Devleti'nin kurucusu Sultan Mahmut arkadaşlar. Evet şimdi Bir yandan da ekranda iyi görüyor musunuz görmüyor musunuz onu kontrol ediyorum. Evet şu arkada gördüğünüz sahne arkadaşlar Firdevsi'nin şahnameyi e, Sultan Gazneli Mahmud'a sunmak üzere onun sarayına gittiği anı temsil ediyor. Evet. Daha bir detay görelim şimdi. Firdevsi kimdir? Kısaca önce ondan bahsedeyim. İran'ın Horasan eyaletindeki Tuz şehrinde doğmuş zengin toprak sahibi ailenin bir oğlu Firdevsi. Gazneli Mahmut tahtı çıktığında 58 yaşındaymış Firdevsi. Firdevsi'nin yetiştiği dönem İran'ın İslam öncesi tarihine ait Pehlevi dilinde yazılmış bazı eserler ortaya çıkmış, tekrar gün ışığına çıkmış ve bunlar o dönemin Farsçasına çevrilmeye başlanmış. Pehlevi dili Orta Farsça bunlar Firdevsi'nin yaşadığı dönemin öncesinde konuşulan çeşitli diller yahut Farsçanın eski biçimleri kısaca arkadaşlar. İran tarihi hakkında bilgi edinmek üzere Pehlevi dilinde yazılmış eserlere büyük bir ilgi duyuyor Firdevsi ve bu eserlerden faydını bilmek için Pehlevice öğreniyor. Ya babasından öğrenmiş ya da Zerdüşt rahiplerden bu da kesin olarak bilinmiyor. Şimdi e, şöyle rivayetler var. Firdevsi eserini yazmış, bitirmiş, tamamlamış. Gazneli Mahmud'a sunmak üzere onun sarayına gitmiş. Ama Gazneli Mahmut eseri kabul etmemiş bir rivayete göre, hatta birkaç rivayete göre kabul etmemiş. Niye kabul etmemiş olabilir? Konusunda da şöyle açıklamalar var. Bir Firdevsi şahnameyi Şi etkileri altında yazmış, yani Firdevsi'nin Şi olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla daha çok böyle bir Şi tonu olduğu şahname'nin Gazneli Mahmut da sünni olduğu için bundan hoşlanmamış olabileceği düşünülüyor. Bir diğer sebep yine Gazneli Mahmut son derece hani Araplarla problemi olmayan bir sünni olduğu için ve Araplar zaten o dönem İslam'ın temsilcisi olduğu için hani daha Arap sever bir sultan. Firdevsi ise çok çok az Arapça kelime kullanmış Şahname'de özellikle çünkü Fars dilini canlandırmayı adam hedefliyor ve Arap kimliğine karşı, Arap diline karşı verilen bir mücadelenin parçası olarak görüyor bunu. Çoğu araştırmacının yorumu böyle. Mahmud'un bundan da hoşlanmamış olabileceği düşünülüyor. Bir diğer rivayet ise ki bu biraz daha gerçeğe yatkın geliyor bana açıkçası. Ee, bu sahnede de resmedildiği üzere Firdevsi şahnameyi sunmak üzere Mahmud'un sarayına gidiyor. Mahmud'un saray şairleri Firdevsi'yi kıskanıyorlar. Onun hakkında kötü şeyler söylüyorlar sultana. Ee, Gazneli Mahmud'un vezirleri de Firdevsi'den yana değil pek zaten. Bu şairler onu orada hani şeye çekiyorlar böyle sınava çekiyorlar bir tür. Hani bu da aslında bir şey bilmez. Onu öyle sorular soralım ki ne kadar aslında boş bir adam olduğunu Sultan da görsün hesabı. Ee, sorguya çekiyorlar ama Firdevsi çok güzel cevaplar veriyor. Buna rağmen Gazneli Mahmut az önce bahsettiğim gerekçelerin bir tanesi sebebiyle olabilir artık bilemiyoruz. Şahname'yi kabul etmemiş çoğu rivayette bu böyle geçiyor benim görebildiğim. Başkasını bilen varsa lütfen yazsın biz de öğrenelim. Neticede şunu biliyoruz. Firdevsi bu eser karşılığında çok çok az bir para alabilmiş, aldığı paranın da zaten birçoğunu ona bunu rüşvet olarak dağıtmak zorunda kalmış ee, ve şahname hani onun yaşadığı süre içerisinde herhangi bir şekilde fark edilmemiş değeri bilinmemiş arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğim üzere şahname'nin İran'ın antik döneme uzanan tarihiyle çok yakından alakası var. Bakayım ekranda gözüküyor mu yeterince iyi? Arkadaşlar bu İran'daki şey İran merkezli olarak hüküm süren fakat gördüğünüz üzere çok geniş bir coğrafyaya hakim olmuş Sasani İmparatorluğu'nun 7. yüzyıldaki durumu. 7. yüzyıl itibariyle hangi topraklara hakim olduğunu gösteriyor. Sasani İmparatorluğu tarihe damgasını vurmuş önemli imparatorluklardan bir tanesi arkadaşlar. Milattan sonra 3. yüzyılda yüzyıla tarihleniyor imparatorluğun erken yılları ve dediğim gibi 7. yüzyılın ortalarında Müslüman Arapların ülkeyi, bölgeyi fethetmesiyle birlikte ortadan kalkıyor. Evet. Şimdi şuna geçmeden önce biraz daha bilgi vereyim ben şimdi Firdevsi 6 ila 10. yüzyıllar arasında bazısı az önce söylediğim gibi pehlevice yazılmış eski tarihler, destanlar ve masallardan kaynak olarak yararlanıyor. Şimdi bu kaynaklar ağırlıklı olarak İran'ın Sasani İmparatorluğu döneminde resmi dini diyebileceğimiz Zerdüştilik, diğer bir adıyla Mecusilik ve ayrıca Maniha Maniheizm etkileri içeriyor. Zerdüştiyelerin kutsal kitabı Avesta, Avesta'dan ciddi şekilde kaynaklanan mitler, efsaneler var ee, ve şey, şahname'nin bir diğer özelliği de zaten İslam etkisi altında bulunmaması hikayelerin çoğunu. Yani açılışta işte Allah'a hamd var, dönemin çoğu eserinde olduğu üzere peygambere ve sülalesine övgüler var bu böyle. Fakat İran'ın krallarını anlatmaya geçtiği andan itibaren Şahname İslam etkisini pek göremiyorsunuz çok açık biçimde. Şimdi Sasani İmparatorluğu şöyle bir imparatorluk arkadaşlar 7. yüzyılın başlarında yani 603-628 yılları arasında Bizans İmparatorluğu ile ciddi savaşlar olmuş aralarında. 610 senesinde Araplarla Savaşmaya, ciddi şekilde savaşmaya başlamışlar. Hatta Araplar bir Sasani ordusunu yenmişler. 626 senesinde Sasani İmparatorluğu e, Avarlar ve bir takım Slav gruplarla birlikte İstanbul'u kuşatıyorlar. Alamıyorlar ama kuşatıyorlar. Fakat bu o kadar önemli bir kuşatma ki Bizans İmparatorluğu az kalsın yıkılıyormuş. O derece güçlü bir imparatorluk. 628-632 yılları arasında imparatorluk içerisinde bir iç savaş çıkıyor. Bu devleti son derece zayıflatıyor. 632-644 yılları arasında Yazdegerd, 3. Yazdegerd Sasani İmparatorluğu'nun son imparatoru olarak hüküm sürüyor. Dediğim üzere Müslümanlar... E, Horasan civarını özellikle fethettikten sonra Sasani İmparatorluğunun sonu geliyor arkadaşlar. E, şimdi önemli araştırmacılar Şahname'nin kaynakları arasında e, şeyden efendim milattan önce 5 4. ve 5. yüzyıllar arasında İran'da bulunmuş e, bir Yunan hekimin yazdığı Persika isimli bir eser dahi olduğunu söylüyorlar. bakın hani o kadar farklı kaynaklardan beslenen ve hepsi de antik kaynaklar, bir e, şahname var elimizde. onu anlatmaya o e, bilgiyi güçlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine Orta Farsça dilinde yazılmış bir hüdayi name var. Hüdayi name de yine book of Lords Kings anlamına geliyor. Yani bir tür Şahname arkadaşlar. Yani Şahname'nin kaynakları arasında dediğim gibi pek çok İslam öncesi, pre-İslamik dediğimiz İslam öncesi eser de mevcut arkadaşlar. Evet, şimdi ekranda gördüğünüz <laughs> ne biliyor musunuz? Şiilik gemisi. Bu minyatürün adı Şiilik gemisi. Bunu anlatmaya geçmeden önce çok çok detaylı da de anlatmayacağım zaten minyatürlere şöyle bir değinip geçeceğiz. Çok kısaca size Şahname'nin yolculuğundan bahsedeyim. Şimdi bu Gazneli Sultan Murat kendisine bizzat sunuldu ya bu Şahname arkadaşlar. Ve Firdevsi henüz hayattayken çok değeri kadri kıymeti bilinmedi dedim ya. 2 asır sonra yani 13. yüzyıldan itibaren Şahname'yi herkes öve öve bitiremez bir hale geliyor. Şimdi Gazneli Mahmut sonrasında e, Orta Doğu'nun hakimi diyebileceğimiz Büyük Selçuklu devleti var. Büyük Selçuklular şahname'den ve onun karakterlik karakterlerinden, ondaki kahramanlık biçimlerinden ve kahramanlardan son derece etkileniyorlar. Kayhüsrev, kabus biliyorsunuz Selçuklu e, şey sultanları tarafından ünvan olarak benimsenmiş. Hatta bu gibi gerekçelerle Selçukluların Türklük'ten uzaklaştığına dair saçma sapan bir takım yorumlar yapılıp duruluyor. Medeniyeti nasıl ilerlediğini bilmeyen insanların yorumları bunlar. Selçuklular Orta Doğu'yu iyice ellerine geçirdikten sonra o bölgelerde seramik özellikle üretimi çok yoğun arkadaşlar. Selçuklular döneminde bunların en güzel örnekleri ortaya çıkmaya başlıyor. 11. ve 13. yüzyıllar arasında özellikle çeşitli Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinden işte Irak'tır, Bağdat'tır, oralar falan nefis seramikler var. İnternette biraz araştırırsanız müzelerdeki e, fotoğraflarını bulabilir, bulabilirsiniz. Ben British Museum'da görmüştüm birkaç tanesini gerçekten harika. O seramiklerin üzerine böyle tabak şeklinde falan yapılmış çeşitli şahname karakterleri işlenmiş değerli arkadaşlar. Selçuklulardan sonra Moğollar şahnameyi sahipleniyorlar. Özellikle tabi İran Tebriz merkezli bir devlet kurmuş olan İlhanlı Moğolları. Hani bu Anadolu'nun da yarısını ele geçirmiş ve vergiye bağlamış olan İlhanlılardan bahsediyoruz. İlhanlıların Efendim 13. yüzyılda pardon 14. yüzyılın başlarında muhteşem bir devlet adamları var. Reşidittin bilirsiniz. Camiü Tevarihin de yazarlarından bir tanesi diyebiliriz. reşid e, Yahudi kökenli sonradan İslam'a dönmüş bir hekim ve bir alim yani çok sayıda bilimde e, oldukça bilgi sahibi bir insan kendisi. Rab'ı Reşidi diye bir merkez kuruyor Tebriz'de. Bu merkez aynı zamanda e, şey birçok hani büyük bir kompleks bir tür külliye gibi içerisinde yetimhane bile var yani ve çeşitli üretim atölyeleri var. Bu atölyeler Atölyelerden bir tanesi de yazma atölyesi. Ve bu atölyede yazma atölyesinde nakkaşlar var, ressamlar var. Sürekli kitapları renklendiriyorlar ve kitapların içerdiği e, şeyleri hani kitapların anlattığı şeyleri resimliyorlar. Bildiğimiz minyatür şeklinde. Muhteşem birbirinden harika resimler yapıyorlar. Minyatürler yapıyorlar. Şahname'nin erken versiyonlarında yani 13. yüzyıla kadar gelen... Zaten 3 tane varmış Şahname edisyonu. Bunlar minyatürlü değil arkadaşlar. 13. pardon 14. yüzyıldan itibaren minyatürlerle süslenmeye başlanıyor bu şahnameler. Çok güzel örnekleri var bugün. Sonra İlhanlı Moğollarının mirasını devralan Timurlular. Bildiğimiz Emir Timur ve onun kurduğu devlet ve hanedan. Timur 15. yüzyılın başlarında İran'ın yeni hakimi oluyor ve şahname geleneğini o da benimsiyor elbette. Onun döneminden kalan minyatürlü el yazması yok fakat Timur'un torunları çok sayıda şahnamenin hamiliğini yapmışlar ve onları resimletmişler arkadaşlar. Daha çok Şiraz ve Herat dolaylarında bu minyatürler yapılmış ve bu şehirlerin isimleriyle anılan birer stilleri var aynı zamanda bu minyatürlerin. Timur'un torunlarından Şiraz hakimi Ömer Şeyh, onun kardeşi İskender isimlere bakın. Ee, yine onun torunlarından İbrahim Sultan, onun kardeşi Baysungur, Muhammed Şahruh envai çeşit şahname yaptırmış biliniyor içinde isimleri yazdığı için. Daha sonra Safeviler tabi bölgenin hakimi oluyorlar. Şah İsmail 1501 senesinde hem Tebriz'i alıyor hem de Safevi tarikatını bir devlete dönüştürüyor biliyorsunuz arkadaşlar ve Safeviler döneminde de yine çok sayıda kopyası yaptırılıyor Şahname'nin. Bunlardan en ünlüsü Şah Tahmasp zamanında yapılanı Şah Tahmasp 1524-1576 yılları arasında hüküm sürmüş, onun 1530'larda yaptırdığı bir çok meşhur bir el yazması var. 759 sayfaymış, 258 minyatür içeriyormuş ve tabii ki altın da içeriyor bu süslemeler, gerçek altın da içeriyor. Bu şahnameyi Şah Tahmasp Osmanlı Sultanı 2. Selim'e gönderiyor tahta çıkışının hemen ardından 1566 yılında çok uzun yıllar boyunca Topkapı Sarayı kütüphanesinde kalıyor. Fakat 1959 yılında ne oluyorsa birisimiz satıyor çalınıyor mu ne oluyorsa bu şahname 1959'da Arthur Houghton Jr. adlı bir beyefendi tarafından elde ediliyor. Nasıl elde edildiği belli değil. Ve bu Arthur Bey sen al bu şahnameyi parçalara ayır sat Baya böyle sayfaları ayrı ayrı parçala, her birini bir yere sat. Şimdi o şahname'nin parçaları bugün dünya üzerindeki çeşitli farklı kütüphanelerin koleksiyonlarında, bazıları da şahısların özel koleksiyonunda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi şahname e, bizi yani Türkçe edebiyatı Sadece Osmanlı değil Türkçe edebiyatı Selçuklardan itibaren Türkçe edebiyatı çok ciddi şekilde etkilemiş bir eser aynı zamanda. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da da şahname etkileri görülmeye başlanıyor. Ben bu kanalda daha önce Ahmedi'nin İskendername'sinden ve Dağ Satağı'ndan bahsetmiştim. Sabit yoruma linkini bırakırım. Ahmedi'nin Dağ Satağı'nı örneğin şahnameden yoğun biçimde etkilenmiş bir eserdir. Osmanlı sultanları 14. yüzyıldan itibaren Şahname'nin belli baş, başlı kahramanlarıyla karşılaştırılarak övülmüştür. Özellikle Rüstem, Rüstem gibi güçlüydü, zal gibi harikaydı falan gibi ifadelere rastlarsınız. O videoyu izlerseniz daha iyi anlaşılacaktır. Ee, aynı zamanda bir şehnamecilik geleneği başlatıyor şahname Osmanlı'da o derece etkili oluyor yani Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren şehnameler yazılmaya başlanıyor Osmanlı Sultanları için fakat bu çok uzun ve çok hakkında epeyce bilgi sahibi olduğumuz bir konu istiyorsanız onu ayrıca bir içerik yapabilirim yani burada anlatmaya kalksam epey sürecek çünkü ee, 19. yüzyıla kadar şahname minyatürlü bir şekilde yeniden yeniden yazmalarla üretilmeye devam ediyor arkadaşlar. Tabi şey olduktan sonra hani matbaa yayılmaya başladıktan sonra işler değişiyor. Fakat bugün gördüğüm kadarıyla internette hala şahnameyi çok güzel resimlerle harika versiyonlarıyla yayınlamaya devam ediyorlar İran'da. Şahnamenin içerdiği temalar, motifler Kahramanlık biçimleri, bu kahramanlıkların görünümleri, mitolojik varlıklar hem Doğu hem bat Batı edebiyatlarını çok ciddi şekilde etkiliyor. Aynı zamanda edebi gelenekleri de etkiliyor ve bir süre sonra evrenselleşiyor arkadaşlar. Yani bugün dünyanın neresinde ki edebiyata ee, baksanız, hani antik edebiyat olsun, Ortaçağ edebiyatı olsun, şahname'nin içermediği bir şey görmeniz çok zordur. Öyle söyleyeyim. Bayağı zordur. Yani e, ortaçağ romanslarına varana kadar bu bahsettiğim temalar, kahramanlık biçimleri, motifler, unsurlar etkili olmuş. Bu açıdan da epey önemli. E, hatta çoğu araştırmacı İlyada ve Odise ile karşılaştırıyor şahnameyi. Hem kahramanlık biçimleri hem motifler açısından. Evet, e, şahnamede şey de var tabii Turan geçiyor. Turan biliyorsunuz biz bugün Turan'ı şey gibi hani biraz daha siyasi imgesiyle biliyoruz ama Turan aslında eski Türkistan dediğimiz yer. Yani bizim bugün daha çok Orta Asya olarak bahsettiğimiz yer, oranın adı, gerçek adı yani asıl tarihsel adı Türkistan arkadaşlar. E o çok enteresan bir şey var. İranlılar ve Turanlılar kardeş ve kardeş oldukları için de birbirleriyle rakip ve dolayısıyla düşmanlar Şahname'ye göre. Yani İran halklarının Orta Asya halklarıyla çok çok eski tarihlere dayanan iletişimleri, ilişkileri olduğu biliniyor. Hatta Göktürk Devleti zamanına gelindiğinde yani milattan sonra 6. yüzyıla gelindiğinde Göktürk Devleti'nin hakimiyeti altında çok sayıda İran halkı olduğu düşünülüyor. Hani onlar da boy boy örgütlenmiş e, daha Orta Asya'da karıştıkları düşünülüyor. Soğut kültürü var, soğut medeniyeti var. Onlarla zaten çok erken tanışmış Orta Asyalı ecdadımız diyelim. Dolayısıyla e, Türkleri diyebiliriz ki Efra Siyap temsil ediyor aslında Şahname'de. Hani Türk olduğu bilinen çok sayıda karakter var aslında Şahname'de. Fakat bunların Atası hepsinin atası hani ilk Turan kralı diyebileceğimiz Efrasiyab. Efrasiyab'ın da Alper Tunga olduğunu düşünüyor. Hem bizim araştırmacılar hem de yabancı araştırmacılar arkadaşlar. E, fakat şunu da söylemeliyim. E, araştırmacıların yani bu, bu alanın özel araştırmacıların ortak fikri şu ki şahname destanlarıyla başta Türk, Çin ve... E, Genelde Doğu Asya destanları arasında ne gibi ortak yanlar ve etkileşimler olduğu doğru düzgün araştırılmamış. Araştırmak isteğiniz varsa buyurun araştırın. Evet şimdi ha bu arada Büyük İskender anlatısını ve Osmanlı Türkleri için de ne kadar büyük bir kahraman olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. Ben şöyle iki ay sonra falan Güzel bir büyük İskender içeriği de yapmak istiyorum sizlere. Ee, yine kanalın topluluk sekmesindeki anketleri takip etmeyi unutmayın. Herkese soracağım çünkü bunu. Ee, orada daha detaylı göreceğiz. Ee, fakat şunu söyleyeyim: Büyük İskender adına yazılan e, çeşitli edebi eserler e, Türk edebiyatında İskender name olarak biliniyor ve bizdeki bize özgü bir İskender geleneğini başlatmış. Bu İskender geleneğinin bize Süryanice eserler üzerinden aktarıldığı düşünülüyor. Fakat İskender, Büyük İskender anlatısının aktarıldığı ciddi bir kaynak da yine Şahname arkadaşlar. Çünkü Şahname'de Büyük İskender'den de epey bir bahis var. Fakat sanıyorum milli gururlarını e, telafi edebilmek için daha doğrusu yani yaralanmış olan milli gururlarını e, nasıl diyelim onarabilmek için büyük İskenderi e, saldırdığı, savaştığı ve yendiği İran kralı 3. Darius'un oğlu yapmışlar arkadaşlar. Bazı anlatılarda da kardeşi yapmışlar. Böyle farklı farklı anlatılar var. Akraba yapmışlar yani. Yani Büyük İskender tamam geldi, İranı da aldı, buranın da hakimi oldu ama yabancımız da değildi canım. Ma getirmişler olayı. Anlatabiliyor muyum? Büyük İskender zaten kimsenin e, paylaşamadığı bir karakter. E, i̇lerleyen slaytlarda da kendisinin Kabe'yi ziyaret edip hacı olduğunu göreceksiniz. Halbuki yani İskender zamanında daha İslam yok ortada. Evet. Şimdi <laughs> Firdevsi'nin hikayesini anlattık. Şimdi bu ekranda görmüş olduğunuz Şiilik gemisi. Bu Şiilik gemisi şimdi İran aslında çok uzun yüzyıllar yani Şah İsmail devlet dini olarak 12 İmam Şiiliğini benimseyene kadar resmi olarak Şii değil İran. Sünni. Yalnız İranlı çok sayıda hanedan yahut sıradan halktan insan Şiiliği benimsemiş durumda. Yani İran'da Şi bir damar varmış. Çeşitli Şii hanedanlar da kurulmuş. Ama Sünnilik daha yaygınmış. Ta ki dediğim gibi Şah İsmail'e kadar. Şimdi Firdevsi de daha çok Şii eğilimler gösteren bir yazarmış. Ee, şöyle bir temel fark var şi, o dönemin özellikle Şiiliği ve Sünniliği arasında. Şi'ler e, asıl Halife olması gereken kişinin hani diğer herkes bir yana peygamberin ailesi bir yana böyle düşünüyorlar. Yani e, Hazreti Muhammed'in e, damadı Ali'nin Hazreti Ali'nin diğer bütün halifelerden daha üstün olduğunu düşünüyorlar ve onun asıl hilafeti hak ettiğini düşünüyorlar. Ha bunun yanında Firdevsi de böyle düşünüyor. Bu şeylik gemisini resmederken de bunu resmetmiş. Yani Hz. Muhammed ve Hz. Ali'yi bu büyük Şiilik gemisini yürüten iki kaptan olarak resmetmiş arkadaşlar. Ee, tabii ki yani bir şey de olsa diyeyim ondan anladığı İslam gemisi aslında. Yani Firdevsi'nin bu minyatüre bizzat verdiği bir isim değil Şiilik gemisi. Şiiliği sembolize ettiği için araştırmacılar bu minyatürden bu şekilde bahsediyorlar. Değerli arkadaşlar. Çizimi yapan insan için asıl Gemi, İslam gemisi. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, böyle. Şimdi diğer görselimize geçelim. Evet, bu arkadaşlar Q Mersin. sarayı. Gözüküyor mu bakayım? Şöyle yapayım, düzelteyim. Şimdi, ya şu ekrana PDF üzerinden yansıttığım için. İstiyorum ki çok güzel gözüksün ama her ne kadar büyütsem de tamam şu beyaz çizgiyi göstermemeye çalışıyorum size neyse. Gördüğünüz üzere Safevi döneminden kalmış, 1580'e tarihlenen el yaz bir el yazmasından bir minyatür bu. Bugün Cambridge Üniversitesi kütüphanesinde olduğunu görüyoruz. Qumers arkadaşlar Avesta'da bahsi geçen İlk insan aynı zamanda şahnameye göre ilk kral onun döneminde yani Kiyümersin döneminde e, insanlık yaban hayata ve yaban bitkiye hayvana çok daha yakın bir şekilde yaşarmış böyle anlatılıyor. Ve onun döneminde avcılık, toplayıcılık hayvanları ve bitkileri evcilleştirme başlamış. Kulağa nasıl geliyor? İnsanlığın ilk çağı gibi geliyor. Zaten yüksek ihtimal ben Avesta hakkında çok derin bilgi sahibi kesinlikle değilim. Sadece ne olduğunu biliyorum açıkçası. Fakat Şahname ve Avesta bağlantısını okuduğum zaman e, şunu bana anımsattı. Doğruysam da yanlışsam da bilgisi olan arkadaşlar veya farklı fikri olan arkadaşlar buyursun lütfen yorum yazsın. Hep şunu bana anımsattı. İnsanlığın evreleri bunlar. Bunlar baya baya insanlığın evreleri bana sorarsanız q itibaren. Çünkü bir dönem geliyor mesela bütün dünya yoka yazıyor yani yok olmaya yazıyor az daha yok olacak oluyor. Bu da bana tufan efsaneleri anımsatıyor falan. Evet q dönemi böyle bir dönem. İnsanların avcılık toplayıcılık yaptıkları daha yaban bir hayat nispeten yaşadıkları ama aynı zamanda yaban hayatı da kendilerine uydurmaya başladıkları bir dönemmiş. Arkadaşlar e bu görselde Q-Mers'in bir aslan postu üzerinde oturduğunu görüyormuşuz. E, hizmetkarları da kendisine eşlik ediyormuş. Altın tabaklar da yemekler sunarak. Tabii ki Q-Mers zamanı hani o bahsedilen dönemde altın tabak falan yok. Bunun anakronik bir dokunuş olduğu yazıyor araştırmacılar tarafından. Benim şu çok ilgimi çekti. Şimdi detayları göstereceğim size. Burada işte Kiyomers bir aslan postu üzerinde oturuyor. Kendisine altın tabakla hizmetkarı yiyecek sunuyor. Ee, peki bu nedir ya? <laughs> bu da arkadaşlar bir kar leoparı. Bir kar le leoparı bildiğiniz. Aa, bilmiyor da olabilirsiniz bu arada. Snow Leopard yazın Google'a çıkar. Örneğin. Ee, o hani Orta Asya coğrafyasında da var Altay Dağlarında falan zaten çok yaşayan bir hayvan sanıyorum türü de tehdit altındaydı doğru hatırlıyorsam ee, İranların da bildiği bir hayvan değerli arkadaşlar onun da artık bizzat kendisi mi hayvanın kendisi mi postu mu çok da anlaşılmıyor evet bu da kral Zehak. Bunun çok ilginç bir hikayesi var. Şimdi Zehak'tan önce birazcık Cemşit'ten bahsedeyim. Cemşit Şahname'ye göre insanlığın dördüncü kralı ve de far dedikleri bir şeye sahip krallardan bir tanesi. Far tabii ki Farsçası. İngilizcesi bunun Royal Glory from God. Ben bunu bayağı kut olarak algılıyorum. Yani Türklerdeki kut inancı vardır ya hani kutu sana özellikle hükmeten, hükmedenlere kutu tanrı verir. Kutun varsa hükümdar olursun yoksa olamazsın. Benim anladığım bu far konsepti Şahname'de aynı şeye denk geliyor. Çünkü bazı krallarda bu fardan bulunuyor bazılarında bulunmuyor arkadaşlar. Cemşit buna sahip bir kralmış. Cemşit bu arada şarabı da icat eden kral camı cem tabiri vardır. Buradan geliyor. Cemşit'ten geliyor. İnsanlığa çok sayıda zanaat öğretmiş Cemşit. Aynı zamanda da hekimlik yapmış. Yani bitkilerden işte çeşitli şekillerde şifa verici içerikler üretmiş. Kamlar geldi bunu da okuduğum zaman aklıma. Aynı zamanda o dönemde dünyada devler varmış. Bize çok tanıdık gelecek. Bizim literatürümüzde hatta bazılarının inancında da var olduğu için dünyada devler mevcutmuş. Devlere de boyun eğdirmiş Cemşit arkadaşlar öyle birisi. Fakat bu Cemşit bayağı iyi bir kral. Böyle insanlığa bayağı faydası olan bir kral. Fakat e, hakimiyetinin son dönemlerine doğru Cemşit çok kibirlenmiş her şeyin yaratıcısının kendisi olduğunu iddia etmeye başlamış. Böyle bayağı bir gururlanmış. Ve onun son yıllarında ortaya bir kaos çıkmış. Dünya bir tür kaosa sürüklenmiş. İşte tam bu kaosun ortasında e, yabancı bir kralın oğlu olan, yabancı dedikleri de Arap Mardas diye bir kralın oğlu olan, bir Zahhak varmış, şehzade Zahhak varmış. Bu kaosun ortasında üç başlı bir canavara dönüşü vermiş Zahhak arkadaşlar. Sonra da İran'ın yönetimini ele geçirmiş. Bakın bir Arap üç başlı canavar İran'ın yönetimini ele geçiriyor. Araştırmacılar Zahhak'ın Avesta'daki bir canavara referans olduğunu düşünüyor. Yani Avesta'da zaten var olan bir canavarı almışlar. Arap istilasıyla harmanlamışlar ve ortaya zahhakı çıkarmışlar. Anlatabiliyor muyum? Anlatım biçimi bir tür bu. Avesta'daki adı Azhi Dahaka imiş. Üç başlı yılan ama insan görünümlü. Böyle bir yaratıkmış. Şeytani bir ruhun yarattığı bir yaratıkmış bu. Yaratma sebebi de dünyanın sonunu getirmesiymiş. İnsan görünümlü bir yılan dediğim gibi böyle hominoid serpent ya da işte snake man, yılan adam gibi ifadelerle geçiyor araştırmacıların yazdığı şeylerde. Ee, Şehnamede bu canavar omzunda iki yılan olan bir krala dönüşmüş arkadaşlar. Ve bu zahhakı şeytan babasını öldürmek üzere kandırıyor. Babasını öldürüp tahta geçmesi için ve... Dünya'yı yok etmesi için şeytan tarafından kandırılıyor bu zahhak. Şimdi biraz daha yakından görelim değerli arkadaşlar. Evet, bakayım ekranı kontrol edeyim kendimi biraz daha küçülteyim. Çok büyük. Hı? Keşke baştan söyleseydiniz kendini küçült diye. Evet, şimdi ilk şeytan kral. Diye biliyoruz zahak için İran'ı bin sene boyunca yönetiyor arkadaşlar babasını öldürdükten sonra ee, şeytan e, bir aşçı kılığına giriyor bu sefer şimdi zahak babasını öldürdü tahta geçti İran'ı bin sene boyunca yönetiyor Bu sefer şeytan yine geliyor aşçı kılığına gir giriyor ve de zahaka, çeşitli yemekler öğretiyor. Özellikle etten yapılma yemekler. Çünkü şimdi, şimdi şöyle de enteresan bir şey var. Zahak Zahhak dönemine kadar İran'daki insanlar vejeteryanlarmış. Et yemezlermişmiş. Şahnameye göre yani. İblis et yemeyi öğretiyor bu insanlara. Veganlar çok hoşlanacak bu anlatıdan. Zahhak'a şeytan et yemekleri yapmayı öğretiyor değerli arkadaşlar. Karşılığında da diyor ki bana izin ver iki omzundan öpeyim. Zahhak da izin veriyor. Şeytan Zahhak'ı iki omzundan öpünce iki omzundan yılan çıkıyor. Yılanlar çıkıyor Zahhak'ın. Zahhak biraz korkuyor. Yılanları kesiyor omzundaki yılanları. Fakat geri çıkıyorlar. O kestikçe tekrar yılan çıkıyor. Zahhak'ın iki omzunda. Sonra iblis bu sefer bir hekim kılığına giriyor ve diyor ki Zahhaka, kralım, yılanları kesmeyin, onları her gün besleyin ki güçlenesiniz. Neyle besleyin diyor? Genç erkeklerin beyinleriyle. Yani insan kurban edin, onların beyinlerini bu yılanlara yedirin diyor. Allahım ya Rabbim ya. Efendim. Şu omzundaki siyah yılanları görüyor musunuz? Zahak bu dediğini de yapmış şeytanın. Bu minyatürde de Zahak'ın hizmetlilerinin krall krallarının nasıl dönüştüğüne tanık olduğunu görüyormuşuz değerli arkadaşlar. Ay tuhaf olduk. Evet sonraki şeye geçelim. Burada efendim Zahak Demavent Dağı'na yapıştırılmış olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Zahak'ın üstesinden Ferud'un The Rightful Ruler of Iran geldi arkadaşlar. İran'ın gerçek varisi. Tahtı asıl hak eden kral Şimdi Feridun geliyor zahhakı yeniyor çeşitli tabii ki görünen görünmeyen varlıkların aralarında meleklerin de olduğu çeşitli varlıkların yardımıyla zahhakı yenmiş sonra da e, soruş diye bir meleğin talimatları bağlamında hala aktif olan bir yanardağ olan aslında Demavent dağına sonsuza kadar... Bağlamış Zahhak'ı. Çünkü öldürmesinin başka bir yolu yokmuş. Onu durdurmasının da başka bir yolu yokmuş. Değerli arkadaşlar. Evet. Evet. Böyle tuhaf şeylerden sonra biraz daha normal anlatılara gelelim. Bu gördüğünüz genç sistem delirmiş fili öldürür bunu anlatıyor. Yine Safevi döneminde yapılmış, 1570'e tarihlenen bir el yazması bu. Bugün Londra'da British Museum'da sergileniyor. Bunun da hikayesi işte Rüstem dediğim gibi şey, Şahname'nin en meşhur, hani en büyük kahramanı diyebiliriz Rüstem için. Rüstem dönemiyle bir dönemiyle birlikte daha ım, hani mitolojiden ve efsaneden şahnamenin biraz daha aranıp daha tarihsel dönemleri anlatmaya başladığı yorumlarını yapmış araştırmacılar. Fakat tabii ki sonuna kadar efsaneler var şahnamede. Rüstem'i bu alanda özellikle Herkül'le kıyaslamalı çalışan çok sayıda araştırmacı var bunu da söyleyeyim. Herkül gibi bir karakter Rüstem. E, hayatı boyunca pek çok kahramanlık gösteriyor. Canavarları yenmeler, efendim birilerini bir yerlerden kurtarmalar, krallara layıkıyla hizmet etmeler her tür motifi bulabiliyorsunuz onun anlatılarında. E, efendim şey kral key kavusu kurtarmak üzere yola çıkıyor Rüstem. Bir e, şey bir beyaz dev tarafından esir edilmiş Kral Keykaos tamam mı? Yolda da bir ejderhaya rastlamış. Ejderhayı öldürüyor. Olay bu az sonra beyaz deve öldürecek. Rüstem'in en az kendisi kadar kahraman olan bir atı var adı da Rahş. Ee, aynı Türk destanlarında atlar nasıl temsil ediliyorsa Rüstem'in atı Rahş da öyle temsil ediliyor. Değerli arkadaşlar. Çok son derece bilge bir at, tabii ki konuşabiliyor, ee, sürücüsüne, binicisine akıl verebiliyor, daima doğru yola onu sevk ediyor. Ee, uyuyakalıyor bir gün Rüstem, Rahş ejderhanın gelişini fark ediyor. Efendim e, şeyi Rüstem'i uyandır uyandırıyor fakat Rüstem gözünü açtığında ejderha yok oluyor. Eee... Tekrar uyuyor. Tekrar ejderha ortaya çıkıyor falan filan derken en sonunda ejderha saldırıyor. Rüstem de Rahş'ın yardımıyla ejderhayı yeniyor arkadaşlar. Ee, bu deli fil olayı da biraz buna benziyor. Bir fili delirdiğini söylüyorlar. Rüstem'e. Bir dakika. Deli fil anlatısı neredeydi? Hmm. Ay o kadar çok şey bilgi biriktirmişim ki. Ne nerede? bulamadım. Ha. Ee, bu Rüstem dediğim gibi ejderha, Dragon Slayer olarak bildiğiniz karakter resmen. Bu Şahnamedeki ejderha motifinin işte ta orta çağdaki ejderha anlatılarını da etkilediği düşünülüyor. Bu yolda çok ciddi kanıtlar var hatta. Sabit yoruma bakarsanız bir şeyler bulacaksınız. Yani Rüstem özellikle ejderha avcısı fakat bir deli fili de öldürdüğü biliniyor arkadaşlar. Deli fili ejderhalardan önce öldürüyor. Ve zaten bu deli fili öldürdükten sonra Rüstem'in büyük bir kahraman olacağı anlaşılıyor aslında. Şimdi Rüstem'in büyük babası var. Sam adı. Sam veya Sem olarak okunabiliyor. Ee, Sam ya da Sam diyelim hadi. Daha İrancı olsun. <laughs> İranca. Sam. Rüstem'i bir gün ziyarete geliyor. Rüstem de onun için bir e, ziyafet veriyor. Efendim çok içiyor Rüstem. Çünkü sürekli işret meclislerinde Rüstem. Aynı Osmanlı padişahları gibi. Yatağa sarhoş gidiyor. Rüstem sarhoş kafayla uyuduktan sonra bir beyaz fil çıkıyor ortaya ve delirmiş gibi her yere ve herkese saldırmaya başlıyor arkadaşlar gidiyorlar Rüstemi uyandırıyorlar. Rüstem kalk kalk de. Filin biri filin bir tanesi delirdi, her tarafı mahvediyor falan. Rüstem böyle kalkıyor, yarı sarhoş, yarı uykulu. Tamam ya hallederiz diyor. Kalkıyor, fili öldürüyor, bir daha geri gidip yatıyor. Şimdi Rüstem'in bu sayıda bu şekilde öldürdüğü çok sayıda canavar var. Hepsinin aslında şey den, denmeye çalışılıyor yani. O kadar güçlü ki yani fiziksel olarak ve zihinsel olarak o kadar güçlü ki insanüstü neredeyse yarı tanrı işte Herkül gibi. Koskoca delirmiş bir fili bile yarı sarhoş yarı uykuluyken pıt diye öldürüp gidip uyumaya devam edebiliyor. Burada verilen mesaj hep bu. bizim edebiyatta da Rüstem'le karşılaştırıldığı zaman Osmanlı Sultanları mutlaka fiziksel güçlülüklerinin ve cesaretlerinin cesaretlerinin bahsi geçer. Yani Rüstem fiziksel gücün, zihinsel gücün ve büyük, yoğun, hiç kimsede kolay kolay bulunmayacak bir cesaretin aslında temsilcisi. Evet. Detayına da bakalım şu şekilde. Çizimler çok hoş. Durdurup daha uzun süre izleyebilirsiniz. Sabit yorumdaki linklere bakıp orijinal e, resimleri de bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu da Rüstemin ejderha öldürdüğü sahnelerden sadece bir tanesi. Değerli arkadaşlar. Evet burada bu sefer yine beyaz bir dev öldürüyor. Az önce bahsettiğim beyaz devi Rüsten burada öldürüyor arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi öldürmekte de kalmıyor. Biraz daha yakından incelerseniz. E, bu el yazması 1444'e tarihleniyor. Timurlar döneminden kalmış. Hamisi de buradaki patron hami olarak anlaşılmalı. Şahruh. Şahruh'un oğullarından Muhammed Yuki. Şey Timur'un torunu. Şimdi siz bir yandan şu görseli incelerken ben anlatı vereyim. Şimdi efendim az önce dedim ya Rüstem Kral Keykavus'u esir eden Beyaz devden hem esir eden hem de kör eden beyaz devden kralı kurtarmak üzere Mazendara'na doğru yola çıkar değerli arkadaşlar. Bu beyaz dev hem kralı hapsetmiş hem de görme yeteneğini elinden sonsuza kadar almıştır. Rüstem gelir. Bu beyaz devi öldürür ve kralın gözlerini tedavi edebilmek için tekrar görmesini sağlayabilmek için Beyaz devin ciğerlerini söker değerli arkadaşlar. Bu gördüğünüz sahnede beyaz devin ciğerini söküyor Rüstem. Ayrıca sanat tarihçisi bu metni aldığım sanat tarihçisi diyor ki buradaki beyaz devin çizimi Çin ve Orta Asya etkisini gösteriyor diyor. Yani Çin ve Orta Asya civarında da demon dediğimiz grup yani bu evil demon şeytani ve aynı zamanda kimisi dev kimisi cin olan o geniş mitik varlık grubu bu ve benzeri biçimlerde çiziliyormuş çünkü değerli arkadaşlar evet şimdi bu da şimdi bu ne dedik 1444 tarihli Herat'ta yapılmış bir el yazması. Bu 16. yüzyılda Kazvin veya Horasan'da yapılmış bir başka el yazması yine Rüstem'in beyaz dev'i öldürdüğü sahneyi gösteriyor. Aradaki sanat farkına, ifade farkına bakabilirsiniz. Yalnız beyaz dev yine beyaz dev. Az önceki beyaz dev'in kafasının çizimi özellikle bambaşkaydı. Bunun bambaşka yani neden bir önceki çizimde Çin ve Orta Asya etkisinin baskın olduğu söyleniyor? Sanırım daha iyi anlayabilirsiniz burada. Evet. Şimdi burada da sevgili Rüstem, ecdadımız Efrasiyab'ın hakkından geliyor arkadaşlar. Üzgünüm. Atamız Efrasiyab Rüslem'in elinde zebil olmuş, mahvolmuş. Yayının başında dediğim gibi İranlılar ve Turanlılar hem kardeş çocukları hem de tam da bu sebeple rakipler birbirlerine değerli arkadaşlar. İki toplum arasında yoğun savaşlar oluyor. E, Efrasiyap'tan Şahname'de pek hayırlı bahsedilmiyor. İşte çok kötü biri olduğu, işte hiçbir erdeme sahip olmadığı, her tür pisliği yapan bir kral olduğundan falan bahsediliyor çoğu zaman. E, bu genellikle asla yenilemeyen bir düşman söz konusu olduğunda böyledir. Yani bir düşmanı bir türlü ne yapsanız yenemediyseniz onun döneminden kalan öyle anılarınız varsa en küçük şekilde iyi bahsetmezsiniz. Bana o tarz bir durumu olduğunu düşündürttü yani. Yine bu şahnamedeki Turanlılar, Afrasiyab ve diğer Türk kökenli olduğu bilinen çeşitli hükümdarlar konusunda çok az çalışma var. Osman Özgüdenli hoca bir makale yazmış. Fakat maalesef akademiye profiline bunu yüklememiş. E, araştırırsanız 5-6 tane şey bulursunuz. Fakat bu da yine çalışılmamış bir alan. Çalışmak isteyen arkadaşlara da bilgi olsun. Burada da daha yakından göstermek istedim. Belindeki kemerden tutmuş havaya kaldırıyor. Şimdi e, şunu biliyoruz ki Türk kökenli yahut Türklerin hakimiyetinde yaşamış ve Türkleşmiş pek çok halk için bu özellikle hükümdarların taktıkları kemerler son derece önemlidir. Onlar törenle giyilir. Hakimiyet sembollerinden biridir o kemerler. Kimi zaman buna davul eşlik eder, kimi zaman kaftan eşlik eder. E, fakat özellikle kemer çok çok önemli ve sembolik bir şeydir. Neredeyse kutsal kabul edilen bir şeydir. Galiba o sebeple yani Efrasiyab'ı hem yendiğini hem de onu tamamen ele geçirdiğini hani psikolojik üstünlüğü de elde ettiğini adeta anlatırcasına özellikle kemerinden tutup kaldırdığını göstermiş. Çünkü anlatıda da böyle sanıyorum. Evet bundan sonra ne var? Şimdi bu da yine bizim ecdadımızla alakalı. Efendim, e, Turan kralı Efrasiyap ve onun genera generali Barman İran'ı fethederler arkadaşlar. Yine İranlılar ve Turanlar arasındaki savaştan bir sahne bu. E, solda görünenler İranlılar diyor. Sanat tarihçisi bir adet e, Safavi taçlarından tanıyabilirsiniz diyor. Kırmızı başlıklarından tanıyabilirsiniz. Diğerleri ise Turanlılar diyor. Onları da beyaz keçe başlıklarından tanıyabilirsiniz diyor. Siyah süslemeli beyaz keçe başlıklarından tanıyabilirsiniz diyor. Bakın. Bu bizim kaynaklarımızda ak börk olarak geçen türde başlık değerli arkadaşlar. Ak börk. Kızıl börk. Ee, tabii yine Safevi döneminde yapılmış olduğu için Safevi Tebriz'inde yapılmış olduğu için arkadaşlar İranlılar daha çok kırmızı renk ile temsil edilmişler değerli arkadaşlar. Bu beyaz başlıklılarsa işte bizimkiler renkler de harika değil mi ya? Evet, durdurup da izleyebilirsiniz çok istiyorsanız. Evet, bu da yine Safevi Kazvini veya Meşhed'de yapılmış bir şahname nüshası. 1580'e tarihleniyor. Bir özel koleksiyonda yer alıyormuş maalesef. Behrem Gür yine önemli şahname kahramanlarından biri arkadaşlar. Önce aslanları sonra da bir ejderhayı katlediyor kendisi. Kahraman olduğu için kahramanlar daima canavar katlederler değerli arkadaşlar. Ee, bu tarz minyatür çizimlerini özellikle çizim yapan yahut hatta hikaye yazan arkadaşlar yakından görmek isteyeceklerdir. Hatırlatıyorum sabit yorumda bulabilirsiniz ana linki. Onu biraz deşin galeriye girin daha neler var neler. Evet. Burada da e, Siyavuş adlı bir diğer İranlı kahraman üvey annesinin iftirasına uğrar. Üvey annesi der ki Siyavuş geldi beni taciz etti der. Siyavuş da e, böyle bir şey olmadığını kanıtlamak için ateşe girer, girmiş. Değerli arkadaşlar atıyla beraber ateşin içine atlamış. Bu iddianın yalan olduğunu ortaya çıkarmak için ve izleyiciler arasında babası da varmış. Evet şimdi İskender'e geçelim. Eskandar ifadesiyle geçiyor yer yer bildiğimiz Alexander the Great yani Büyük İskender değerli arkadaşlar. Konuşan ağaç diyebileceğimiz bir tür ağaca bakıyor burada İskender arkadaşlar. Timurluların hakimiyetindeki Şiraz'da 1430 senesi civarında tamamlanmış bir el yazmasından bir minyatür bu da değerli arkadaşlar. Timur'un torunu İbrahim Sultan hamiliğini yapmış bu yazmanın. Onun sayesinde bu yazmaya bugün sahibiz arkadaşlar. Fakat bu yazma Oxford Bodleian Library'de bugün. Şimdi biraz yakından bakalım. Evet şöyle inceleyelim bakalım. At kafası beyaz Karlavopa kafası var. Şurada galiba eşek kafası var. Şu da ayı sanıyorum. Şurada biraz daha detay bu, bu gördüğünüz İskender eli Çenesinde gördüğünüz üzere ağacı inceliyor, kendisi de şaşırmış. Şurada da bir kadın kafası var, gördüğünüz üzere. Şimdi İskender seyahat ediyor, ediyor. Büyük ve uzun seyahatler ediyor İskender şahnamede. Ee, dünyanın ucundaki şehre gelmiş en sonunda. Bu konuşan ağaç da. Dünyanın sonundaki şehirde yer alıyormuş değerli arkadaşlar. Daha çok bilgi demek isterseniz Şahname'yi okumanız gerekecek. Evet. Evet ve Şahname'de Büyük İskender'in hacı oluşu. Yine Timur'la hakimiyetindeki Şiraz'da 15. yüzyılın ortalarına tarihlenen bir yazmadan bir minyatür. Evet açıkça görülüyor ki Büyük İskender Kabe'yi ziyaret ediyor değerli arkadaşlar. Şimdi Büyük İskender Hindistan'dan Kuzey Afrika'ya doğru seyahat ederken Mekke'de duraklamış. Ee, bir tür iç yolculuğa da çıkmak niyeti varmış kendisinin. Kendisini keşfetmek, işte huzuru bulmak falan gibi. Dolayısıyla e Kabe'ye gitmiş ve de hacı olmuş. Firdevsi de bu bölgeyi, Kabe ve çevresini henüz dünyada hiç kimse yokken bile e, var olan bir tapınma bölgesi olarak tasvir ediyormuş Firdevsi. Bildiğiniz üzere çoğunuz biliyorsunuzdur İslam henüz inmeden önce de Kabe ve çevresinde Araplar ibadetler ediyorlardı. Zaten Kabe'de putlar vardı, kırıldı falan filan. Bunları biliyorsunuzdur. Çok eski bir ibadet bölgesi gerçekten de Kabe ve çevresi değerli arkadaşlar. Firdevsi de herhalde oranın bu özelliğini şöyle bir değinmek istemiş. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Yine evvelce yaptığım Ahmedi dağıtan yayınında uzun uzun anlatmıştım. Büyük İskender hem Bizans tarafından hem farklı farklı Müslüman toplumları tarafından benimsenen kimi anlatılarda Hristiyan, kimi anlatılarda Müslüman hatta bazı Müslüman yorumcuların gözünde gerçekte bir peygamber olan bir kişiliktir. Aslında dünyanın ilk büyük fatihi olduğu için ve dünya fatihi olduğu için her şeyden önce bütün onu tanıyan, ondan haberdar olan bütün toplumların zihnine kazınmış tarihe bu özelliğiyle geçmiş, fatih olma özelliğiyle geçmiş. Dolayısıyla kendisinden sonra da imgesi daha da yüceltilerek var olmaya devam etmiş bir tarihsel kişilik kendisi. Yani Bizans'a sorsan o bir Hristiyandı. Bizim Müslümanlara sorsan o neredeyse bir peygamberdi, Zülkarneyn, İskender'dir gibi yorumlar var. Evet. Şimdi burada İskender ne yapıyor? Herhalde tahmin ettiniz. <laughs> ee, İskender bir yerlerden şunu duyuyor. Bir karanlık ülke varmış. Karanlık ülke de güneşin battığı yerdeymiş. Şimdi eski anlatılarda bu vardır. Güneşin doğduğu yer bir ülkedir. Güneşin battığı yer bir başka memlekettir. Evet güneşin battığı yer adı verilen ülkeye gitme kararı alıyor İskender. Çünkü tam burada yaşam kaynağı, yaşam iksiri olan bir su kaynağı olduğunu öğreniyor. Yani. Tabii ki bu motif beraberinde neyi getiriyor arkadaşlar? Hızır'ı getiriyor. Sonsuz su kaynağı. Sonsuz hayat veren, insanı ölümsüz kılan bir su kaynağı elbette aklımıza Hızır'ı getiriyor arkadaşlar. Efendim Hızır'la beraber bu kaynağı rastlıyorlar. Fakat İskender Hızır'ı karanlıkta kaybediyor, gözden kaybediyor. Bu kaynağı önce Hızır buluyor ve Hızır bu kaynakta yıkanıyor. Bu kaynağın içine giriyor, içmekle kalmıyor. Bu kaynağın içine giriyor ve böylelikle ölümsüz oluyor. İskender ise bu sudan içemiyor. Dolayısıyla ölümsüz olamıyor arkadaşlar. Bu hikaye de yine bizim e, Türkçe edebiyatta sık sık gördüğümüz bir şeydir. Burada da İskender'e kendi portresi gösteriliyormuş. Bu da yine Safevi yönetimindeki meşette yapılmış bir el yazması. 1648'e tarihleniyor. Meşet hakimi Çatlıoğlu. Kara Karaca gayhan gibi bir ismi var. Tam Türkçesini bilmiyorum. Şöyle detayı göstereyim. Tiplere bakınız. Bıyıklara dikkat arkadaşlar. Şu gibi bıyıklar bir Hint İran etkisindeki yazmalarda görülüyor. Bir de İran Türk. Yani birbirimizle çok fazla kültür alışverişimiz olduğu için Evet, bu benim Şahnamede en sevdiğim hikayelerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Simurg S Sama oğlu Zali getiriyor. Ya, müthiş bir hikaye zaten bugün okuyacağım hikaye bu size. Yine Timurlu hakimiyetindeki herat 1444 tarih. Timur'un torunlarından biri de hamisi. Şimdi daha güncel bir başka çizimi var. O da şu. Simurg Zali babasına götürüyor. Zal gördü, gördüğünüz üzere saçları bembeyaz. Yani nasıl diyeyim e, dönemin algısına göre engelli doğmuş bir çocuk. Babası da istemiyor. Bunu götürüyor atıyor bir tane dağın tepesine. Orada da Simurg buluyor bu çocuğu. Yediriyor, içiriyor, besliyor. Yeterince büyüdüğü zaman da babasına geri götürüyor hayvancağız. O kadar... Ay, çok içlenirim düşündükçe. Nefis bir hikayedir. Evet. Burada da bebek Rüstem'in babası Sam'a gösterildiği anı görüyorsunuz. Yine Timurlu Herat'ından 1444'de tarihlenen bir yazma arkadaşlar. evet. Ya, bu minyatürleri uzun uzun anlatmak istemiyorum. Çünkü hikayelerini okumak çok daha güzel olacak. Yani şahnamedense seslendirmek varken kendi cümlelerimi kurasım gelmiyor açıkçası. Burada da Simurg, Rüstem'in atı Rahş vardı ya onu tedavi ediyor. Çünkü şahnamede Simurg arkadaşlar aynı zamanda kam gibi herkese tedavi eden bir hayvancağız. Safevi şirazı 1590'a veya 95'e tarihleniyor. Bugün maalesef Londra'da British Library'de. Gerçi niye maalesef? Yani bir yönüyle maalesef, bir yönüyle İran'da kalmış olsa gidip görme imkanımız bile olmayacak. Ee, yani dijitalleştirip e, internete aktarırlar mıydı acaba? Ondan da çok emin değilim. Evet. Simurgun çizimleri hep birbirine benziyor ama gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi İngilizce metin okuma anlama çalışmamızda hangi dört minyatürün açıklamasını okuyacağız beraber onları gösteriyorum. Burada K. Hüsrev Zare denizini geçiyor. Bunu okuyacağız beraber. Burada K. Hüsrev pardon K. Kavus havada bir halı üzerinde taşınıyor. Burada e, Sührep Rüstem tarafından öldürülüyor. E, fakat şey acı içerisinde. Niyesini merak eden İngilizce yayınımızı izlesin. Efendim burada da ölmekte olan İsfendiyar. İsfendiyar'ı Rüstem ve Zal izliyor. Ellerinden bir şey gelmeyerek süslemeler, altınlar görüyor musunuz altınları? Pırıl pırıl parlıyor. Evet arkadaşlar bu şahnameye çok basit bir giriş. Ee, i̇çinden parçalar okuduğum zaman nasıl bir eser olduğunu daha iyi anlarsınız. Ve özellikle minyatürleri göstermek istedim. Ee, hoşunuza gitmiştir umarım. Görüşmek üzere.